Let's get down to Cenk Tosun sizin için önemli bir oyuncuydu. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyorsunuz. Neden sezon sonunda değil de devre arası transfer döneminde sattınız? Ben gitmesini istemedim ama Cenk gitmek istedi. Kariyer hedefleri vardı ve Premier Lig'de oynamak istiyordu. Başta teklifi reddettim ama ailesi ve kendisi gitmek istedi. Onun düşüncesini görünce kulübün para kazanması ve onun kariyerine devam etmesi için satmaya karar verdim. Başka Premier Lig takımları da Cenk'i istiyordu. Crystal Palace ve West Ham gibi. Neden Everton'ı tercih ettiniz? Crystal Palace and Newcastle. Why Everton? Oyuncu Everton'ı tercih etti. Crystal Palace ve diğer takımlar ligin son sıralarında. Everton, Premier Lig'in en popüler takımlarından biri. Tarihi olan bir takım. Cenk de orayı tercih etti. Eğer ben tercih yapsaydım, çok daha kolay ve daha yüksek bir bedele Çin'e veya başka bir ülkeye satabilirdim. Önemli bir oyuncu kaybettiniz. Yerini kiminle dolduracaksınız? İsim veremem ama odaklandığımız oyuncular var. Bir veya iki forvet alabiliriz. Premier Lig mi, başka bir lig mi? Premier Lig de olabilir, başka ligler de olabilir. Şu an lig belirtemem. Büyük isimler bekleyebilir miyiz? Cristiano Ronaldo gibi. Cristiano Ronaldo'nun bizim takımımızda arkadaşları var. Pepe ve Quaresma ile milli takımda beraber oynuyorlar. Şu anda Real Madrid'le sözleşmesi var ve orada çok başarılı. Belki ileride bir zaman olabilir. Neden olmasın? İleride derken bu transfer dönemi ya da yaz transfer dönemi mi? Bu yaz değil, ileriki yazlarda belki bunun hakkında konuşabiliriz. Ama kısa dönemde Ronaldo ile ilgili bir stratejimiz yok. Short term plan, we don't have such a strategy like Cristiano Ronaldo.